mibzeri var. Sok tarlaya, tarla titresin. Saçsın tohumu, el alem hayret etsin. Biçerken yüzü gülsün, farkı öğrensin. Tarımız neymiş, yaşayarak öğrensin. Tarımız'ın sunduğu Erkan'la Geziyoruz başlıyor. Güzel bir belgesel açılışı olsun. Burası tarihi bir yer. Anadolu'muzu yine karış karış gezmeye devam ediyoruz. Kilisle Kadısra'dan gelme. Taş devrine dön, taş devrine. Biraz da Saadettin Teksoy var. Ben Erkan'la geziyoruz. Parmak önde geziyoruz. Hadi o zaman Zeki Müren gibi yap. Yapabilir misin? İnleyen Kilisra. Hazır mıyız Muhammed? Haydi hazırız. Bir başla bakalım. Aziz Pavlos'un geldiği, yaşadığı yer. Yapıda bakarsan burası bir su sarnıcı olarak da kullanılmış. Büyük bir toplantı merkezi olarak da kullanılmış. Burası şaraphane dediğimiz yer. Burası şapel. Kilise, şapel. Nasıl bir açılış istiyorsun değerli kardeşim benim? Güzel bir belgesel açılışı olsun. Burası tarihi bir yer. Tarihi bir yer? Evet. Yani sen diyorsun ki tarihi böyle bilgini hissettir bana buradan. Yok, o kadarına girmeyelim. Girmeyeyim mi? Geçen haftadan tecrübeliyiz. Niye, ne oldu geçen hafta? Biraz uydurdun gibi sanki geçen hafta. Ama güzel oldu. Tabii canım. Beğenildi. Hikaye güzel oldu. Hikaye güzeldi. Ama böyle değil diye eleştiriler de geldi. Yani o Erkan uydurdu dediler yani. Ya ben uydururum. Sıkıntı yok diyorsun. Sıkıntı yok. Hadi bir de buraya uydur bakalım. Kilisra ismini biliyor musun? Buranın asıl ismi Kilisra. Ha, asıl ismi Kilisra. Sonradan Kilisra değişti. Kadısra'dan gelme. Tapkadasra'dan. Bizans döneminde kurulan tabii Kadısra zamanla dilden dile yayla yayla Kilisra oluyor. Ondan sonra Gökyurt oluyor. Bizans'ın mesela. İlk tabu... Diyemedim ya. Sen de diyemedin, kalırsın öyle. Kesinlikle. Tarihi bilgim karşımda, böyle kalırsın tabii. Bilim tutuldu. Aynen. O zaman biz açılışı yapalım, tamam, hadi. Tamam, tabelanın arasından dönerek gel. Tabelanın arasından? Dönerek. Arka taraftan. Arka taraftan. Yani o öndeki kırmızı tabelayı hissettir bize. Dört ayak mı olayım? Çocuğum senin benimle derdin ne? Bir görelim ama ya. Normal açılışı herkes yapar. Önemli olan bunu yapmak. Dönerek gel diyorsun. Dönerek gel. Gökyurt'tayız efendim. Eski ismiyle Kilisra'dayız. Kilisra'da neler mi var? Neler var? Neler yok ki. Ne dolu var? Dolu bir yer. Dolu dolu bir yer. Muhammedciğim, dolu dolu bir yer. Kitap okumuyorsun, araştırmıyorsun, internet bilgin yok, şu yok, bu yok filan fistan işte. Olmuyor böyle. Kilisra çok geçmişi oldukça böyle tarihi dokuları sergileyen bir yer. Burada medeniyetler yaşamış. Hangi Muhammed... medeniyetler yaşamış? Valla senin yaşamadığın medeniyetler kesin Muhammedciğim. Yani o zamanlar biz yoktuk. Yani laf aramızda az medeniyetsiz değilsin yani sen de. Kim acaba? Ha yani. Beraberce. O zaman beni de kattın yine işin içine. Ben medeni bir insanım Muhammed. Tabii ki. Şimdi medeni bir açılış yapacağım. Nasıl bir açılış istiyorsun söyle bakayım. Medeniyetsiz bir açılış yap. Medeniyetsiz. Lavallik mi yapayım? Şöyle bir 3000 yıl öncesindeki insanların böyle artık 3000 yapısına yıl öncesine göre.
3000 yıl öncesi insanlar... Taş devrine dön. Tamam, ben vazgeçtim ya. Oğlum, o zamanlar konuşma yoktu ama. Tüm izleyicilerimizden özür diliyorum şu an için. Çok güzel bir belgesel açılışı yap. Belgesel. Böyle TRT belgesel usulü olsun böyle. Ha. Tamam o zaman. Beyefendi takılayım yani. Evet, biraz daha böyle kibar, tok sesli. Tamam. Evet kıymetli seyircilerimiz. Anadolu'muzu yine karış karış gezmeye devam ediyoruz. Bu sana gitmedi ya. Gitmedi mi? Senin tarzına gitmedi. Gitmedi. Benim tarzım ne Muhammed? Nasıl yapayım? Yok, biraz daha Saadettin Teksoy vari. Saadettin Teksoy vari. Evet, böyle parmakla beraber. Parmak olacak mı parmak kesinlikle? Parmak olmazsa Saadettin Teksoy olmaz. Evet sayın seyirciler. Evet sayın seyirciler. Ben Erkan'la geziyoruz. Parmak önde geziyoruz. Kamera önde geziyoruz. Mikrofonla geziyoruz. Gezdiğimiz yerleri aktarıyoruz. Bu hafta nereye parmağımızı uzattık? Parmağımız bize nereyi gösterdi? Bu hafta Kilisra'yı gösterdi. Ben Erkan'la geziyoruz. Abi bu da olmadı sanki ya. Parmağım ağrıdı. O adam yıllardır aynen, nasıl dayanmış ya? Artık yani Saadettin Bey'den de özür diliyoruz. Ondan da özür diledik. Artık yakında bize dava açarlar mı bilmiyorum. Yo, açma, beni severler. Severler değil mi? Ben şöhret bir insanım Muhammedciğim. Beni tabii herkes bağrına basar. Herkes gözlüklerime falan baksana bir. Zeki Müren'in gençlik yıllarındaki hali gibiyim. Hadi o zaman Zeki Müren gibi yap. Yapabilir misin? Zeki Müren gibi mi? Kendin kaşındın. Zeki Müren'in gençlik haliysen o Zeki Müren'in bu gençliği. Ha. O zamanları bir yansıt bize. İnleyen Kilistra Konya'yı sardı. Baharın gülleri sardı. Kilistra Dingrın Kilistra. Muhammed, şarkının devamını bulamadım. Olmadı gibi sanki. Muhammed, normal bir açılış yaptır bana ya. Böyle daha eğlenceli ama ya. Normali herkes yapar. Sen eğleniyorsun, ben burada acı çekiyorum ama. Ya normal açılışı geçeyim, ben de yaparım yani. Normal açılışta ne var? Önemli olan normal olmaması. Ha öyle, dikkat çekecek diyorsun yani. Tabii canım, dikkat çekecek. Boşuna ta geldik buralara, saatlerce yol Muhammed, geldik. Muhammed, sen eğitimli bir insansın yani. İstanbul'larda bu üniversiteleri boşuna okumadın çocuğum. Teşekkür ediyorum. İlla ki bilgin vardır. Söyle canım, nasıl bir açılış istiyorsun? Başka nasıl yapabiliriz? Böyle güzel izleyicilere hitap edecek. İnsanlar böyle izleyince mutlu olacak. Orası da güzelmiş, biz de gidelim diyecek. Nasıl bir şey yapabiliriz? Ben normal insan gibi açılış yapsam olmaz mı? Yok ya, normal insan gibi ben de yaparım. O zaman Erkan'la geziyoruz. Ne anlamı var? Muhammed'le gezeriz yani o zaman. Mantıklı. Vicdansız zaten beraber gezmiyor muyuz biz? Doğru. Olsun, sen beni çek biraz da. Vallahi nasıl bir açılış yapayım? Yok, Karadenizli gibi yap bakayım. Haçan, bugün geldik Kilisra'ya. Hamsi tava burada yok ama... Ben yapamam bunu Muhammed. Olmaz mı? Olmaz. Sen normal yap o zaman ya. Ben normal yapayım Muhammed. Vallahi ya. Vallahi hiç uğraşmayalım. Beni izleyicilerim öyle seviyor, çocuğum benim. Hazır mıyız Muhammed'im? Haydi hazırız, bir başla bakalım. Evet sevgili izleyicilerimiz, Kanal 42 ekranlarına yeni bir Erkan'la Geziyoruz programına bu haftada hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz efendim. Bizler kameraman arkadaşım Muhammed Kalaycı ile beraber Tarım Üzün ana sponsorluğunda ne yapıyoruz efendim? Konya'mızın birbirinden güzel mahalle ve ilçelerindeki yolculuklarımıza devam ediyoruz. Bugün günlerden pazar. Eğer ki gündüz şöyle çıkamadıysanız, vaktiniz olmadıysa, gezip dolaşamadıysanız efendim, çaylarınızı şöyle yudumlarken inşallah bugün sizlere çok güzel bir yeri gezdireceğiz. Neredeyiz peki bu hafta? Efendim eski ismiyle Kilistra, yeni ismiyle de Gökyurt'tayız. Gökyurt'ta neler mi var? Efendim Gökyurt gerçekten oldukça farklı bir coğrafyası var. Tarihi bir güzelliği var. Yıllara meydan okumuş ama duruşundan hiçbir şekilde taviz vermemiş. Oldukça güzel bir tabiatı var. Bizler de bugün inşallah Muhammed'le beraber buradaki güzellikleri buraya gelemeyenler için, gelip hayran kalıp tekrar gitmek isteyenler için inşallah ne yapacağız? Elimizden geldiği kadarıyla buradaki güzellikleri sizlere aktaracağız. Sözlerimizi fazla uzatmayalım. Erkan'la geziyoruz. Eski ismi Kilisra, yeni ismi Gökyurt Mahallesi'nde sizler için çekimlerine başlıyor. Tamam, bu oldu. İyi mi? Hadi gidelim köye. Devam ediyoruz. Evet sevgili izleyicilerimiz, açılışımızı gerçekleştirdik. Şu anda Kilisra sınırlarında artık sizler için gezip dolaşmaya başlayacağız. Gerçekten ama gerçekten altını bir kez daha çizmek istiyorum. Hafta sonu işiniz gücünüz yoksa kesinlikle buralara şöyle bir gelmenizde ciddi manada fayda var. Oksijen burada.
doğal güzellikler burada. Birbirinden samimi insanlar burada. Daha kesinlikle ne olsun. Şimdi açılışımızda söyledik. Kilisra yeni ismi Gökyurt diye ama şöylesine de bir güzellik olmuş. Tekrar eski ismine kavuşmuş. Ayrıntıları tabii ki de muhtarımızdan dinleyeceğiz. Şimdi sözümüzü fazla uzatmayalım. Tabii ki bu güzel mahalleye gönlünü, yüreğini vermiş, taşın altına elini koymuş yanımızda kıymetli bir muhtarımız var. Sizlerle birlikte inşallah bizler de tanışacağız. Muhtarım merhabalar. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk, nasılsınız, iyisiniz? Şükür, hamdolsun iyiyiz. Sizler de hoş geldiniz tekrar diyeyim. Hoş bulduk muhtarım. Gerçekten bugün buraya geldik. Vallahi karlıyız. Ortam güzel. Sizler zaten ayrı bir güzelsiniz. İnşallah izleyicilerimizi buraya çekeceğiz. Ama İnşallah. Öncesinde bir tanışalım. İsmim Osman Urgancı. Kilistra Mahalle Muhtarıyım. İlk dönem 2014 yılında başladık. 2019'da seneye inşallah bitecek. Peki tekrar bir adaylık daha düşünüyor musunuz? Daha o belli değil. Şimdi erken. Kime hayırlısıysa o olsun. En güzeldi zaten bu değil mi? Ya, en güzeldi. Yani bizim köyümüze, hatta şöyle diyeyim, köyümüzün davasını savunan kişilerin olmasından yanayım. Ben olayım. Başkası olsun, kim olursa olsun fark etmiyor. Hiç önemli değil. Yeter ki burası için bir çivi çakılsın. Bir çivi yani, çakılsın. Şöyle diyeyim. Biz burada sit alanından çok muzdaribiz. Yani şöyle diyeyim. İsim manastır, tapu yok. İsim Hunas, tapu yok. İsim Kilistra, tapu yok. İsim Kuyudeğmen yine tapıyor. Yani eski isimlerden olduğundan buralarda tarih eser var mı yok mu demeden tapuda yazılır ka buralar sit alanı olarak ilan etmişler ve iptal etmişler. Bizim köyün de tapusu yok. Ya bu garip durum var. Mesela şöyle en çok beni üzen taraf şu. Köyün tapusu yok ama adamın parası var, veriyor 5000 lira bir avukata, parasıyla tapusunu alıyor. Öte yanda bir garibanın 5000 lira parası yok. O da devlete vergi ödemekle mükellef. Ecri misil olarak. Onun için yetkililerden, büyüklerimizden, Cumhurbaşkanımız, Başbakanımız, milletvekillerimizden benim talebim şudur. Bu adaletsizliğe bir son vermelerini istiyorum. Yani tapu varsa herkese verilsin. Ha tapu yoksa, devletinse burası, onu da vermesin. Ha, biz devlete karşı falan değiliz. Adını koyalım. Yani tapu var mı yok mu? Bunu bir öğrenelim. Onun haricinde çok da fazla bir sıkıntımız yok. Allah razı olsun. Belediyemizden hiçbir sıkıntımız olmadı. Meram Belediye Başkanımızdan, Fatma Toran Bey'den. Yani kepçedir, yoldur, sulamadır. Bunları 6360 sayılı kanunla, büyükşehir yasasıyla biz bunları yaşadık, gördük. Hizmetlerinden de faydalanırız. Sağ olsunlar. En çok biz tarım köylüsü olarak Büyükşehir Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı Raşit Turan'a ayrıyetten teşekkür ediyorum. Fidandır, çilektir, KOP projelerinden seradır. Bunlardan yararlanıyoruz. Şimdi 3 tane seramız var. Türkiye'de, yani Konya'da değil, Türkiye'de ilk organik sera üretimi bizim köyde. Ey maşallah, başı çekiyorsunuz. Başı çekiyoruz. Organik çile üretimimiz var. Organik patates vesaire, bundan üretimlerimiz devam ediyor. Az önce de evde yemekte tarif ettiğimiz üzere biz çok fazla ticaretle uğraşmayız. Sadece bizden arta kalanları satarız. Örnek gösteriyorum. Bir dönüm patates ektik. 50 çuval patates çıktı. 10 çuvalını yeriz. 40 çuvalını satarız. Onun için kendi yiyeceğimize zehir katmadığımız için millete de zehir vermeyiz. Yani bizde ilaç olmaz, gübre, ekin haricinde gübre de olmaz. Yani ekini atarız, üredir, daptır, bunları atarız ama sebze türüne gübre kullanmayız. Yani kimyevi lezzet olduğu gibi yansıyor yani. Kesinlikle. Yani şöyle diyeyim, buradaki şu gördüğünüz cevizler, anam babam bildiğin eski ceviz. Ha, bunların ilacı yok, bir şeyi yok. %100 doğal böyle. %100 doğal ceviz. Ha, bunların bazen organik tarım yapan arkadaşlar bunları götürüyorlar. Kilosunu 40 liradan satıyorlar pazarlarda ama bence pahalı. Yani biraz da yiyiciyi düşünmek lazım. Tüketiciyi düşünmek lazım. Onun hakeza bizim buradan doğal endemik bitkilerimizden gilabura deriz. Kendi özel has meyvemiz. Buraya özel. Ha biz onu dikmeyiz. Niye muhtarım? Yok, zaten fazlaca var. Yani bizim evet, yani mesela bahçelerin sağında solunda, kıyısında, köşesinde fazlaca var. Çok faydalı bir bitkidir. Böbrek taşına
şeker hastalığına derler ama şeker hastalığı artık demoda oldu. Önüne gelen şeker hastalığına faydalı diyor. Zararlı diyor. Ama %100 kanıtlanmış böbrek taşına iyi gelir. Mesela kumdur, idrar yollarında intaptır. Mesela bunlara çok faydalı bir şeydir. Bilen arkadaşlar gelirler, bizim buradan veririz, giderler. Şifasını yani işleriz yani sebep olmaya gayret gösteririz. Onu da çok paraya vermeyiz. Mesela başka dış şehirlerden geliyor bizim Konya'ya. En fazla Kayseri yöresinde oluyormuş. Adamlar kilosunu 50 lira 100 liraya alıyorduğunu söylüyorlar. Ciddi de bir rant. Aha bizim burada adam geliyor 3 lira 5 lira. Yani çok fazla bir şey değil. Yarım elma günlük almayız. Yani çoğu zaman diyoruz para da almayız. Mesela adama diyoruz ki adam diyor ki benim çocuğumda idrar yollarında hastalık var. İşte şifası şöyle. Ben geçenlerde öyle oldu. Adama dedim işte şu ağaç. Kır git para. Hastaysa para yok. Ama sen bunu şifa olarak kendim yiyeceğim, aile olarak yiyeceğim diyorsan kilosu 5 lira. Ama gerçekten hastalığa kullanacaksan buna para yok. Sizin duanız yeterli diyoruz. Buna göre böyle bir şeyler yapıyoruz. Onun haricinde işte küçük başımız var köyde. Çobancılıkla uğraşan arkadaşlarımız var. Büyükbaş sığırımız var. Ona çoban tutarız. Büyükbaşın bir kısmı yoz deriz biz ona. Buzağısı ve sütü olmayanlara. Onlar yaylaya gider. 6. ayda gider. 10. ayda falan geri gelir. Süt ırkı hayvanlarımız var. Sütle uğraşan arkadaşlarımız var. Bizde de var böyle orta 1, 2, 3, 5. Sütçümüz var. Soğutma tankımız var. Sınırlı sorumlu kooperatifimiz var. O sütümüzü toplar işte mandıraya götürür. Sulama kooperatifimiz var. Gördüğünüz gibi bu suları değerlendiririz. Maşallah. Kara ırmaklarımız var. Bu bahçeleri suladığımız. Bu suyun altında da Büyükşehir Tarımsal Hizmetler'in bize yapmış olduğu basınçlı sulama sistemi, kapalı sistem var. Bir kez daha Raşit Bey'e ve ekibine teşekkür ediyorum buradan. Bu ayrıyette bu derenin yapılmasını da istiyorum. Yani buralara ve büyüklerimize iletelim. Bunları da yaparsak su israfını şu an itibariyle %50 israfı önledik. İnşallah bunları geri kalanları da yaptığımız zaman israf %100'e kadar düşecek. İsraf olayı ortadan kalkacak. Olayı kalkacak. Şu an itibariyle basınçlı sulamaya geçtik. Bu yıl göletimizin de inşallah sulaması açılacak. İkinci bir göletimizin etüt projeleri yapıldı işte kalmadı. Bu yılın 9. ayında şey bitecek. Su ölçümü bitecek. Yani bu suyun geldiği kaynak diyeyim ben dağlarda. O göleti de yaparsak hemen hemen kurak tarımı bitirip sulu tarıma geçeceğiz. İnşallah muhtarım. Ondan sonra sulu tarıma geçtikten sonra şu an Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın dairesinin içindeki olan Tarımsal Hizmetler Başkanlığı ahududu, böğürtlem ona çok yönelikli kapsamlı şeyler veriyorlar, destek veriyorlar. Onun için işte ahudududur, böğürtlemdir, çilektir yani böyle günlük pazara gidebilecek. Yani günlük yani pazara gidebilecek ürünleri yapmak istiyoruz. Yani şöyle diyeyim, buğday ektik, harmanda kaldır, parayı al, dağıt, olmayacak. Yani çile ekeceğiz, böğürtleme ekeceğiz, bir çarkı çevirmenin gayretine düşeceğiz inşallah. Muhtarım. Dua edeceğiz inşallah. Güzel şeyler olacak. Güzellikler i̇nşallah. Gelip bizi bulacak. Yani gerçekten cennet bir ülkede yaşıyoruz. İnşallah bunu layıkıyla yerine getireceğiz. Allah'ın izniyle ben inanıyorum. Dua edeceğiz, güzel şeyler olacak. Şimdi muhtarım, köy güzel. Ortam birbirinden güzel. Şöyle izleyicilerimizi daha fazla heyecanlandırmayalım. Şu Kilisra'nın güzelliklerini beraber şöyle bir gösterelim mi inşallah? Gezmeye başlayalım mı? İnşallah. Şuradan bir sıralama yapalım. Katrini, Pavlosunini, Şaraphane diyelim. Haç planlı şapel. Daha gezilecek çok yer var ama inşallah tadımlıkları böyle hızlı hızlı hepsini görmeye gayret gösterelim. Hadi buyurun. Hadi bakalım. Evet sevgili izleyicilerimiz, bizler ne yapıyoruz efendim? Muhtarımızla beraber sizler için gezintilerimize başlıyoruz.
Evet sevgili izleyicilerimiz, Erkan'la geziyoruz. Çekimleri Kilistra'da tam gaz sizler için çekimlerine devam ediyor. Şimdi birazdan muhtarımla beraber ne yapacağız efendim? Mağaraların olduğu yere, o Bizans döneminden kalan yerleri sizler için görüntülemeye devam edeceğiz. Tam tırmanış esnasında bir tane hacı amcam dikkatimi çekti. Tabii tabiatın uyanmasıyla beraber efendim hazırlıklar da başladı. Tabii ki illaki toprak uyandı. Toprak uyanmasıyla beraber ağaçlar, bitkiler, ortalık güllük gülistanlık olmaya başladı. Tabii ki de efendim bizler de ne yapacağız? Bu güzellikleri şimdi sizlerle buluşturacağız. Girişte demiştik, Gökyurt demiştik ama eski ismine kavuşmuş. Orada da küçük bir yanlışlık yaptık. Sizler için de şöyle bir özür dileyelim. Kilistra ismini halen daha muhafaza ediyor. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Dayıcığım kolay gelsin. Hoş geldiniz, sefer geldiniz. Allah senden razı olsun. Sen askerlik yaptın değil mi? Yaptım. Hele iki dakika istirahat et o zaman. Hele ver bir elini öpelim. Dayım benim. Hele gel bir de Gül Cemal'ini şöyle bir gösterelim. Hah otur. Oo, keyif kebap işte. Tamam. Dayım nasılsın? Çok şükür iyiyim. Allah'ım bundan geri koymasın. Amin ya. Cümlemizi. Hele bir ismini bağışla bana. İsmim Ramazan. Soy ismim Kapan. Oh, lakap var mı? Lakap var. Ne ama lakabı değil, bir babama Kapıdanlar derler. Niye öyle demişler? Lan? Yani Kapıdanlar ismini vermişler. Şimdiki soy ismi Kapan olduğu için böyle bir isim koymuşlar, vermişler. Yani Kapıdanların Ramazanlısı. Ramazan aslında öbür tarafını söylemeyeyim. Öbür tarafı o zaman sende kalsın. Söylemeyeyim. Özel bir kısmı var. Yani var da söylemeyeyim bunu. Osman daha iyisini bilir ama. Evet, tamam. Fıstıklar derler ya. Fıstıklar mı derler? Ha. Ya yani, fıstık gibi adamsın zaten. Niye demesinler ya? Kötü bir şey mi de? Değil mi yani? Yani dedemin babaanneme demişler bu kelimeyi. O devam ediyordu yani. Sıkıntı yok. Çok şükürler olsun. Çok şükürler olsun. Şimdi maşallah sen de harıl hurul çalışıyorsun. Çok şükürler olsun. Şimdi şu an için çalışıyoruz. Yaş 71. Yaş 71. 71. 47 doğumluyum. Askerlik Balıkesir Erdek'te yaptım. Acem Birliği'm İmroz. Evet. Ömür böyle. Böyle bitti. Yani. Evet. Şimdi bırakalım askerlik mevzularını bir kenara. Şimdi girersek çıkamayız. Allah bilir sen 2 sene falan askerlik yapmışsın. Yok. 18 ay yapmıştım 18 ben. 18 ay mı yaptın? 2 seneye gittik 18 ayda geldik. İnşallah daim benim. O görevi de layıkıyla yerine getirdim. Çok şükürler olsun. Şimdi aslında yine giderim. Durmam diyorsun yani. Yani şu an için aslında yine giderim. Yeter ki üzerime düşen yani, görev olsun. Tabii ki, yani tabii ki, tabii ki. Bu vatan bizim için. Bitti. Gerisi hikaye. Evet. 7'den 70'e her daim biz hazırız Allah'ın izniyle. Tabii Allah'ın izniyle. Cenab-ı Allah'ım güç kuvvet verirse her an için hazırız. Hadi şöyle oturduğun yerden şu aksakalın yüzü su hürmetine. Hadi bir Mehmetçiklerimize Afrin'de eli silah tutan, nöbet tutan böyle bizim için uğraşan Mehmetlerimize şöyle bir hadi bir dua et. Dedem benim. Ya Resulallah bunları karamak istemem. Bunları karamasınlar. Ordumuza güç kuvvet versin. Amin. Komutanlarımıza, başımızda olan hükümetimize, ordumuza, ordu komutanlarımıza Allah güç kuvvet versin Cenab-ı Allah'ım. Daima muzaffer eylesin. Ya Resulallah başlarını yani ayaklarını taş değsin istemiyorum. İnşallah bunlarla zaferle çıkacağız inşallah. Amin inşallah. Senin gibi dedelerimizin duası üzerinde olduğu inşallah. Sürece Allah'ın izniyle hiç zaten her Allah'ın günü Cenab-ı Allah'ım dilimiz döndüğü kadar şeyi okuyoruz. Namazların arkasına Fetih Suresini okuyorum. Her sabahleyin namaz kıldıktan sonra okuyoruz Allah'ıma şükürler olsun. Dilimizin döndüğü kadar. İnşallah bunlar da bu zaferle çıkacağız inşallah. Amin inşallah. Şimdi Mehmetlerimize güzel bir dua aldık. Şimdi gelelim burada yaptığın işe. Burada yaptığım iş elma kesiyorum. Başka yaptığım bir iş yok. Sende sadece elma ağaçları mı var? Elma ağaçları var. Başka bir şey de yok burada. Elma var. Toprak elmaya mı müsait daha çok amca? Bu toprak yani müsait olduğunu da bilmiyoruz. Ama ektik. Meyvesini yiyoruz. Verimi aldın yani. Alıyoruz. Yiyoruz yani. Bizi işimizi görüyor. Senin bir emeklilik falan var mı? Var. Nereden emekli olduk inşallah? Bağkur'dan. Yine toprakla hiç bağlantıyı kesmedik diyorsun yani. Çalışıyoruz gücümüzün yettiği kadar. Güzel bir amcam benim be. Köyde neler yaparsın ya başka? Başka bir iş yapmıyorum. Bu böyle 3 parça yerim var ki diğerini icara verdim icarda. Kendimi de buralarda işte vakit öldürüyoruz. Güzel dayım be. Vallahi sen karlısın ha. Emin ol şu an izleyen izleyicilerimiz diyor ki dedenin yerinde ben bir olsaydım. Şimdi birazdan da hacı nenem de sana iyi bir çay demler şöyle bir. Keyfin paşada olmaz ondan sonra. Vallahi iyisin yani. Karlısın. Çok şükürler olsun. Allah'ım huzurunuzu çok şükürler olsun. Yavrular nerede peki? Yavruların ikisi burada. Üçü burada. Diğeri birisi gurbette. Malla uğraşıyorlar. Ne güzel. Koyun kuzu
ile uğraşıyorlar. Rızkının peşinde koşuyorlar. Tabii ki, tabii yani. Ki. Biz bilaveret kaldık böyle neneyle. İşte bu yola çıkmadan önce yine bir hanım, bir erkektin. İşte şimdi ne oldu? Yani. Yavrular geldi. Yani. Onlar yerine gitti. Onlar bir aile oldu. Yani. Kaldın baş başa. Evet. İşte dünyanın kanunu bu. Sonra da tek tek kalacağız. İnşallah aramızda aşmaz Cenab-ı Allah'ım. Allah'ım huzurunda. Cenab-ı Allah'ım cemi cümleyle yani şu an için böyle bu elimiz ağzımız tutar amaneti nasılsın? Başka bir şey demiyorum. Seni hayırlı bir dua ettin. İnşallah Allah'ım el ayak muhtacı etmedi. Amin. Cemi cümleyle yalnız değil. Cemi cümleyle yarattı. Yani. Tabii ki yani. Şimdi düşene de bakana da zor. Çekene de zor. İki türlü zor. Yani. İki türlü zor. Yani Allah'ım çektirmesin. Amin. Canım. İnşallah. Şimdi eline almışsın makası, bu makasın bir hakkını vermek lazım. Değil mi yani? Tabii ama verdik, daha mı verelim yani? Şimdi dinlendireceğim ben seni. Yormayacağım. Şimdi bu işin inceliklerini alacağım. Genelde hep Mart ayında mı başlarsın budamaya? Ya şimdi mevsim havaya göre değişir yani. Hangi mevsime esasında bu şu an için bu sene erken açık. Az erken başladı. Erkek yani. Tabii ki yani hava iyi olunca altlar da açıyor. Diğer ise Mart'ın 15-20'sine kadar kesmeyiz. Üşür yani. Ya var müsaadesi ama bu sene müsaadesi hemen hemen elmanın var da diğer kayısının mayısının kalmadı galiba müsaadesi. Açtı yani. Eski topraksın tabii havaya bakıp. Yani şimdi boşta durmak istemiyoruz. Onu az da şöyle bir can sıkılmasın diyelim değil mi yani? Tabii canım ya. Evde dura dura bir iş göremiyoruz ki. Nenemle kapışmıyorsun değil mi? Yok. Ama maşallah. Huzurumuz çok güzel. Sıhhatımız iyi. Geçimimiz de çok güzel, Allah'a şükürler olsun. Şimdi kaç yıllık evliyiz amcam benim? 69'da evlendim. Hemen hemen 49 senelik falan evliyiz. Şimdi günümüzde biliyorsun artık böyle evlilikler ne oluyor? Yani keşke olmasa ama sıkıntılara giriyor böyle. Şimdi, hadi şöyle evlenecek gençlere bir nasihat ver de şöyle bir uzun. Ya şimdi evlenecek gençlerin nasihat vermesi, şimdiki bizim görücü usulü evleniyorduk. Şimdi öyle değil. Herkes beğeniyor, seviyor. O sevmede 6 ay sürüyor. Gelip geçiyor. 6 ay sonra iş bitiyor. Ama bizim öyle değildi. Bizim babamız, annemiz filanı alacaksın, filanın kızına gideceğiz. Sen gidin de diyemezsin. İş bitti orada değil yani, mi? Yani. Ya o hüküm vermiş, o hüküm o çorbaya içmek zorundasın. Mecbursun. Ya yani, isterse yani. Yani istersen. İstersen değil de öyleydi o zamanlar. Peki amcam, seni kendi haline bıraksalardı görücü usulüne evet der miydin ta o zamanlar, yine babanın bulduğuna razı olur muydun? Yani şimdi öyle bir, o zamanlar böyle bir şeyler yoktu ya. Bilinmiyordu değil mi? Yani böyle bir şey yoktu yani. Yani böyle seveceğim, konuşacağım. Öyle bir şey yoktu. İstersen ailen bir çiliği çorba içmek zorundasın. Sormasındaydı. Yani ama öyleydi değil miydi? Şimdi mi yani? Evet yani şimdi diyorlar ki şimdi iyi değil bence. Niye? Adam seviyor. Sevdim diyor. Ben bunu sevdim, alacağım. 6 ay sonra iş bitmiştir. Bir sene sonra iş bitmiştir. Böyle şey mi olur diyor. Yani ya. O 49-50 senelik evliyim. Bir zaman böyle senin gibi nur yüzlü dedelerimi görünce diyorum. Zamanında vallahi siz hayatı yaşamışsınız. Yani. Ekmeğin en kralını yemişsiniz. Havanın mis gibisini, suyun mis gibisini. Olsun. Toprağın içinde oh vallahi keyif kebapmış. Keşke şöyle bende bir senin devreler falan olsaydım şöyle vallahi var ya. İyi iki lafın belini kırardık senin o zamanlar. Şimdi var ya isterim ki yaş 25 olsun ama o iş bitmiştir. Geçti artık. Geçti. Bitmiş. O yüzden bir dakikanın dahi inşallah ne yapacağız ya, tadını çıkaracağız. Tabii ki, tabii ki. Tabii ki. Şimdi yavrulara, seni sevenlere, akrabalara, torunlara falan hadi şöyle bir hatıra kalsın. Bir selam yolla büyükler olarak. Beni seven sayanların hepsine selam ediyorum buradan. Allah emanetini almasın. Onlara hayırlı günler versin. Hayırlı ziyaretler versin. Amin. Cemi cümleyle beraber, sizlerle beraber. Amin inşallah. Buraya bizi sevmiş saymış gelmişsiniz. Size de çok çok teşekkür ederim. Ne demek? Kaderde seninle yani, tanışmak varmış. Yani. Vallahi memnun kaldık. Şimdi senin yavruların, torunların adına onlar özlemişlerdir. Ben peşin şöyle bir elini öpeyim inşallah. Hadi gel sen de. Sağ ol. Ha, Allah razı olsun. Sakallar bir değsin inşallah. Değil mi şöyle? Sende de var sakal canım. Şimdi ben nenemle mi konuşayım mı be? Konuş. Müsaade var mı? Var, konuş konuş. Oh, Allah tamam, hacı amcamdan müsaade aldık. Muhammed'im kolun yoruldu mu çocuğum benim? Hey maşallah. Muhammed toprağı aldın, enerjiyi alacaksın tabii. Selamun aleyküm. Nenelerin kralı. Nasılsın? İyiyim çok şükür. Allah'ım iyilik versin inşallah. Hele i̇nşallah. Bir adını bağışla da tanışalım bir. Adım Gülbeyaz Kapan. Gülbeyaz Kapan. Maşallah senin herif 10 numara ya. Vallahi ne dedi? Senin herif iyi, bunun yanında vakit geçer. Laf aramızda, sohbeti güzel. İyi. Allah'ım huzurumuzu bozmasın ya Rabbim. İyiyiz şükür. Ey maşallah. Şimdi sen de ne güzel gelmişsin bugün yardıma. Evde oturacağım ben demedin mi? Yok. Duramam mı? Durmam. Bu nereye gitti, ben oraya. Allah, edibidi gibi yani değil mi? Yani? Allah'a çok, tabii Allah'a çok şükür yani
görebileceğimiz kadar görüyoruz. Göremediğimiz it veriyoruz kalıyor. Ne uğrayacağım? Ne uğrayacağım? Devamlı köyde mi durun? Arada seni şöyle koluna bir takıp gezdirmeye götürür mü? Nereye gideceğim köy yerinde? Ya böyle şehre falan götürmez mi seni? Şehre götüren diye de ben gitmek istemiyorum. Niye sevmiyorum? Gezemiyorum. Niye? Benim rahatsızlık mı var? Ayağımda sorun var, gezemiyorum. Allah'ım inşallah şifanı versin. Amin, amin, inşallah. Amin. Bir dahaki sene gelelim, senin köyün içinde beraber gezelim seni. İnşallah, inşallah, inşallah. Dedem şöyle bir yavrulara falan bir selam yolladı, torunlara falan. Sen de bir selam yolla hadi, hatıra kalsın, kurban olduğum. Çocuklarıma hepsine bol selam, kardeşlerime. Hepsine bol selam. Aleyküm selam inşallah. Dua et onlara. İnşallah. Dua et. İnşallah, inşallah. Hele bir Allah. Müsaadenle bir elini öpeyim ben seni. Sağ ol, sağ ol kuzum, sağ ol. Benim Allah. İyi bak kendine olur mu? İnşallah Allah'ım size de uzun ömür versin, ücret sıhhatli versin. Amin, amin. Bize de iman Kur'an nasip etsin ya Rabbi. Amin, amin. Ağzın bal yesin teyzem benim. İmandan Kur'an'dan ayırmasın bizleri de. Size de uzun ömürler versin amin. Ya Rabbi. Cemil cümlemize inşallah. Amin, amin. Laf aramızda sen herifin yanına çıkmış gelmişsin. Yalnız bırakmıyorsun, fazla yorma kendini olur mu? Dedem maşallah pehlivan gibi çalışır o. O siz benden şey olduğuna bakma, o benden durgun. Yani o benden durgun. Aramızda 4 yaş var hacıyla. İyi gene canım. Hacı iyi senin inşallah. Hacı benden 4 yaş büyük. Huzurumuz daim olsun. Amin, amin, amin. Hadi Allah'a emanet olun. Biz kaçıyoruz. Sağ olun, Allah razı olun. Allah ben senden razı olsun inşallah. Sevgili izleyicilerimiz, Erkan'la geziyoruz çekimleri Kilistra'da sizler için devam ediyor. Gerçekten buranın yani her metrekaresinde farklı bir güzellik var. Yani sizleri buraya bir kez daha ben davet ediyorum. Yani gelin bu güzellikleri yerinde görün. Şimdi muhtarımla beraber inşallah bugün köyün içine fazla şöyle bir açılmayacağız. Daha çok bu mağaradaki güzellikleri yani tarihten bugüne kadar gelen güzellikleri inşallah elimizden geldiği kadarıyla tanıtıp sizlerle buluşturacağız. Şimdi muhtarım neredeyiz biz? St. Paul Kilisesi'ndeyiz. Yani burası St. Paul Kilisesi derler, hı hı. Zümbül İni derler, birkaç tane isim var. Aziz Pavlos'un geldiği, yaşadığı yer. İsa'ya ilk inanan 6 kişi mi, 12 kişi mi, ben tarihle çok aram iyi değildir. Kültürüme, tarihim yetmez. Söylenenlere göre ama 12 ama 6. 12 kişiden biri. Ve burada Hristiyanlığı yaymak için buraya geldiği söylenir ve burada yaşıyor. Bu figürler her biri bir havariyi temsil ettiği söylenir. Ama gel gör ki burası yıpramaya, yok olmaya mahkum. Evet. Yani bunu devlet burada bize şunu söylüyor. Hani buradan bazen işte tarihi koruyalım falan diyorlar ama şu gördüğünüz çatlağı ben bunun fotoğrafına varınca çektim gönderdim. Bir ilgi göstermiyorlar. Buralar bir temizlendi, bir şey oldu. Bir daha da temizleme bakımı yok. Artı burada defineci sayısı fazla, maalesef fazla. Eskiden buraya defineci gelemiyordu. Niye gelemiyordu? 6360 sayılı büyükşehir yasası yokken, köy tüzel kişilikken muhtarın bir yetkisi vardı, bekçisi vardı, bütçesi vardı. Buraları koruyup gözetliyordu, bir yetkisi vardı. Şimdi bizim bekçimiz yok, yetkimiz de yok. Ama güvenlik hizmeti talebinde bulunduk, onu da vermediler. Ama sabah kalkıyorsun işte bir mağaranın bir ucu kopmuş veya bir yeri tahrip olmuş. Bir bakıyorsun hiç eşkali bozuk tanımadığın bilmediğin adam. Adamlar da bahane hazır. Sen ne aran burada Kilisra'yı gezmeye geldik. Bitti ne diyeceksin? Jandarmaya telefon ettik, adamı yakalattık. Jandarmaya dedim adam jeneratörü var, hıltısı var bilmem vesaire bütün takdim edevatı var. Gel gelelim savcının izni olmadan biz arabanın kapağını açamayız. Böyle bir şey adam yani karayol komutanı buranın jandarması diyeyim güvenliği tanımadığı bir kişinin illaki savcı onay verecekti o da arabasını arayacak böyle bir durum. Sen diyorsun ki şimdi büyüklerimiz buraya biraz daha bir hassasiyet göstersinler. Kesinlikle mesela bu Çileder Köprüsü Roma Köprüsü deriz iki gözlü köprü çatma kemer çatma köprü. Biz adamları yakalattık mahkemeye sevk ettik bilmem vesaire uğraştık. Biz oradan çıktık. Şimdi köprü yıkılmaya mahkum. Yeniden yıkmışlar. Sonra biri bir mera atmış. Köprünün kitabesi çalındı diye. Sonra kurula vardık. Dedik ki ya buranın köprünün kitabesi mi vardı? Varmış. Orada kitabem vardı diyor. Bunu anıtlar kurulu söylüyor. E sen bilmiyor mu? Bilmiyoruz. E ben nereden bileyim?
Böyle bu tarihi korumaz. Bırak git, iyi gitmez. Bizi buradan köyden dışarı çıkar madem, onu da çıkarmaz. İzin ver, onu da vermez. Ya yani böyle bir durum yani. Sıkıntı i̇nşallah, sıkıntıyı doğurarak gidiyor. Allah'ım tabii inşallah büyüklerimiz üzerine düşen görevleri yapar inşallah. Burası da gerçekten turizme bir açılır. Yani ben inanıyorum burası şöyle daha da bir güzelleştirildiğinde, biraz daha şöyle bir ilgi gösterildiğinde yani eminim ikinci bir Türkiye'mizin Kapadokya'sı bence olabilir. Şöyle Muhammed'im göster şimdi etrafı. Evet, 12 havariden birisi olan bir papazın buraya gelip zamanında yaşadığı yerler. Yukarıda halen daha haç işaretleri görünüyor. Duvardaki oymalar. Muhammed'im gel bakalım şöyle. Yani el işçiliği tamamen. Görmüş olduğunuz gibi şuraya gel bakalım Muhammed'im. Burada farklı bir yer var. Artık bunu eşya koymak için mi kullanıyorlar? Yahut da farklı bir şey mi var? Şurada bir farklı bir yer var Muhammed'im. Görüyorsun. Keşke şöyle biraz bir tarih bilgimiz yerinde olsa da sizlere bunlara biraz daha şöyle bir ayrıntılı anlatabilsek. Burası daha bir farklı bir yer. Buradan bir pencere açılmış Muhammed'im. Artık bilmiyorum yani burada böyle bir papaz buraya gelip burada bilgi mi veriyordu artık, ders mi veriyordu? Artık o kısmını bilemeyiz ama gerçekten gezip görülesi güzel yerlerimizden bir tanesi. Kilisra çekimlerimiz sizler için devam ediyor. Yani az önceki mağarada söylediklerimin yani kat ve kat fazlasını burada söyleyebilirim. Gerçekten yani burada zamanında yani nasıl bir işçilik yapılmış da buralar böyle bu hale gelmiş, insan yani görünce inanılmaz derecede bir şaşkınlığı yaşıyor. Şu anda dışarısı biraz sıcak ama içerisi de serin. Yani gerçekten o dönemin insanlara böyle ağzını tadını biliyormuş diyelim yani. Evet. Ne diyorsun? Valla burası dışarı sıcak olduğu zaman serin olur, soğuk olduğu zaman sıcak olur. Yani buranın belirli bir atmosferi, sıcaklığı var. Onu 7-24 saat korur. Dışarıda dipi dipilerse üşümezsin, yakıcı sıcak olursa da yanmazsın. Muhtarım şimdi bir de burayı anlatalım izleyicilerimize şöyle. Şimdi tarihten gelen arkadaşların söylediğine göre biz deriz Katrini, onlar der Katrineyni. Biz deriz Susarnıcı, onlar der kilise. Ama gel gelelim bir şekilde anlaşamadık. Yapıda bakarsan burası bir Susarnıcı olarak da kullanılmış. Büyük bir toplantı merkezi olarak da kullanılmış. Gerçekten böyle bir ayin yeri gibi de duruyor yani. Yani böyle şimdi ekosuna şeyine bakacak olursan toplantı salonu olarak düşünüldüğü zaman en uçtan konuşanın en sona sesinin gittiğini düşünürsün. Geniş ve su altı bir tarafta. Altı bir tarafta 12 tane sütun olan bir yer. Ama bunu şöyle de toparlayabiliriz. Burada 3-5 kavim geçirmiş. Bizans, Roma, Helenistik dönemine ait daha öncelerine kadar girmiş. Mesela bir kavim gelmiş. Susarnıcı yapmış. İkinci bir kavim gelmiş. Toplantı salonu yapmış. Öbürü gelmiş. İsmini değiştirmiş. Ya böyle böyle. Ha biz Osmanlı'dan sonra biz gelmişiz Cumhuriyet'ten önceki şeyle. Biz hiç kullanmamışız. Bırak demiş elin gavurun şeyini. Biz hiç kullanmamışız. Biz kendi yerimizi kendimiz yapmışız. Evimizi bucağımızı yapmışız. Ama biz bunların yerlerini hiç kullanmadık. Hala da kullanmıyoruz. Susarnıcı olarak dersek bizim yukarıda bir Ketengöl dediğimiz bir akar kaynak büyük suyumuz var. Halen toprağın altında toprak kükler meydana çıkıyor. Mesela böyle yol yapmasa bir şeyler olsun. Oradan gelen toprak künklerle burayı şuradan da biraz sonra gösterelim onu bakalım. Onu depeden dolduruyor. Şu taban kısımdan bu şaraphane dediğimiz onların şırahane olarak kullandıkları böyle üzümün suyunun dinlendirme odacıkları var. Oralarda kullanmak için buradan da boru sistemiyle oraya götürmüşler. Ben her zaman şunu söylüyorum. Bu gavurların nasıl bir sistemi, nasıl bir teknolojisi vardı orasını bilemeyiz muamma ama biz onların teknolojisine daha yeni geliyoruz. Onların
300-500 belki 1000 yıl önceki kapalı şebeke su sulama sistemine biz daha yeni geliyoruz. Ha onlar sulama mı yaptı? Basınçlı. Onu bilmem ama yerin altından kapalı şebekeyle o zaman getirmişler araziyi sulamışlar. Biz daha yeni yeni geçiyoruz. Daha öğreneceğimiz çok şey var. Çok şey var. Yani burada bir tarih bir tarihi tutmuyor. Mesela bu şaraphanenin oraya varınca şey yapacağız. Orada bir tane lahit çıktı. Yani lahit dediğim şöyle bir mezar taşı, yazı, kitabe gibi. O Kilistra yazısı orada geçiyor. Yani bir tane Roma askeri 3 tane savaş kazanmış. 3 tane her savaşı bir tane nişan yap taş olarak kazımışlar, mezar taşına dikmişler. Ve onu o kavim gelip geçtikten sonra bir gelen kişi mezar taşını oradan sökmüş gitmiş, şaraphanenin kapısını eşik olarak yapmış. Yani burada yani şu kavim yaşanmış dememiz yanlış olur. Yani burada benim anladığım veya duyduğum tarihçilerden duyduğuma göre yani en az 3 tane bir kavim gelmiş geçmiş. Üçü de farklı. Farklı farklı işlem yapmış. Farklı farklı yaşam tarzı uygulamış. Kimi taş yapmış, kimi ev yapmış, kimi bağ yapmış, kimi başka bir şekilde geçimini sağlamış. Kavim yani burayı kendince bir değerlendirmiş. Kendince bir değerlendirmiş yani. Ama muhtar burasının yani bir toplantı salonu olması bence biraz daha bir ön planda gibi. Yani o özellikle yani bir tabii asırlar önce mikrofon denen bir şey yoktu ama yani şurada resmen yani en dipteki insan dahi konuşsa biz burada rahatlıkla duyabiliriz. Ses dönüp duruyor zaten. Yani ses uğultu yapıyor içeride yani dönüyor. Yani bunun şeyi de ya buna benzer bizim büyük mağaralarımız var ama burası kadar eko yapmıyor. Ya bunun farklılığı benim tahminimce şu karşıdaki oda gibi değil ama böyle bir kesik kesik koy gibi yani o ses burada dolanıyor. Sütunların arasında dolandığı için ekoyu oradan yapıyor. Ya belki de daha bir değişik yapıyordur ama bizim daha mesela öte arka tarafta çardağ inler dediğimiz yerler var. Kuzbağ inler dediğimiz yer. Bunun kadar büyük olmasa da bunun kadar olanlar da var. Hemen hemen 3 aşağı 5 yukarı. Buradan mı otar? Hemen hemen büyük olan burası. Net diyelim. Onlar bu kadar eko yapmıyor. Ama burası da gerçekten muhtarım bir başka. Yani. Burası şaraphane dediğimiz yer. Burada yukarıda üzümü basalayıp aşağıya dökülüp buradan da kanallar vasıtasıyla dinlene dinlene şu yolaklardan gidip tortusu tabana çöküp şirasını buradan alıyorlarmış. Ve pisliğini buradan tabandan bir savacak olarak şey yapıyorlarmış. Buraya yapmalarının yegane sebebi dere yatağının ağzı vesaire bunun içinden çıkan kaba pislik diyelim. Mesela üzümün çöpü tortusu diyelim. Bunlar da dere vasıtasıyla atıyorlarmış. Suyun yakında olması. Suyun yakında olması ve az önce çekim yaptığımız Katrinli veya su sarnıcı olarak dediğim oradan da su teminini yapıyorlarmış buraya. Ve burada da halk dilinde burası şaraphane. Yani tarih temelleri o zaman atılmış. Yani. Atılmış burası. Yani biz deriz şaraphane, onlar deriz şirahane. Böyle bir gidiyoruz. Peki muhtarım ne zaman keşfedildi yani burası? Burası ama 98 ama 99'da öncesine kadar bilinmiyordu. Burada bir mağaraların bir temizlenme işlemleri yapıldı. O zaman burası meydana çıkmış. Orada dediğim buyurduğumuz gibi o lahit kemer kitabe dediğimizde işte buranın eşiğinden çıkmış. Burası toprak doluymuş. Buraları Anıtlar Kurulu kazdırdı, temizletti. Şu betonları onlar yaptırdı. Yani yama gibi oldu. Yani orijinali bu taş. Buralar kırılmış, tahrip olmuş. Anıtlar Kurulu'nun yaptığı şey bu. Ama yine yapanlardan Allah razı olsun. Yine yani çürüyüp gitmesine engel olmuşlar. Evet yani. Peki muhtarım yani
şuna söyleyebilir miyiz? Kilisra'da halen daha ortaya çıkmamış böyle yerler çok, var mı? Çok daha %99'u daha yerin altında. O derece mi? O derece. Yani daha esas yani bizim gördüklerimiz yüzde olanlar kendiliğinden veya defineciler tarafından çıkılmış. Onun haricinde daha bunun altında çok. Şimdi muhtarım buralar yani belli bir kazı çalışmasından sonra ortaya çıkmış. Demek ki yani şehir üstünde ama altında da farklı bir şehir var o zaman. Kesinlikle. Bazen böyle tünellerin gittiği yerler var. Mesela 500-600 metre giden tüneller var. Oraya kimse cesaret edip de girmiyor. Giremiyor. Nereye çıkacağım? Belki içeride kaybolacağım. Belki oksijen yok. Onun için Listra şehri falan diyorlar ama aslı var mı yok mu onu da bilemeyiz. Ha tünel gidiyor ama bu bir söylenti. Yani ben gittim şuraya kadar gördüm diyen yok. Ama bir rivayet dolanıyor. Bir rivayet dolanıyor ama şöyle rivayetin biraz gerçek payı şu. İçeriye giden tüneller ve havalandırma delikleri. Mesela yukarıda bir tane büyük bir delik var. Gidiyor. Yaşam belirtileri. Aşağıda var. Bir yaşam belirtileri var. Evet sevgili izleyicilerimiz Erkan'la geziyoruz çekimleri efendim. Kilisra'da sizler için çekimlerine devam ediyor ama şöyle bir hatırlatma yapalım. Şimdi Facebook adreslerimize Erkan'la geziyoruz Facebook adresine kimler nerelerden seyrediyor, Kilisra'yı ne kadar beğenmişler şöyle bir televizyondan şöyle bir fotoğraf çekip yollasınlar bize. Şöyle ailecek fotoğraflarını bir yollasınlar bakalım Kilisra'yı beğenmişler mi? İlk fırsatta inşallah şöyle Kilisra'ya gelmedilerse gelecekler mi? Şöyle bir artık resimlerle bir artık sizlerden bir şöyle mesajlar bekliyoruz. Erkan'la geziyoruz Facebook adreslerine şöyle fotoğraflarınızı bekliyoruz efendim. Şimdi de artık Kilisra'da farklı bir alandayız. Burayı da tabii ki de yine ne yapacağız? Muhtarımdan dinleyeceğiz. Evet muhtarım. Burası şapel. Kilise, şapel. Bizim köyün en değerli şapellerinden mi? Bizim için bir değeri yok. Tarihi olarak değeri en değerli. Bunun değeri katan şey de burası iç ve dış mimarı olarak haç üzerine kazınmış. Tarihçilerin anlattığına göre Türkiye'de tek, dünyada da bir tane var diyorlar ama kanıtı da yok. Yani burası yekpare kayaya oyulmuş, haç üzerine kazınmış şapel. Yapı. Peki buranın önemi diğerlerine göre nedir? Burada artık sohbetlerini mi yapıyorlardı, ayin mi gerçekleştiriyorlardı? Vallahi elin gavuru ne yapar ben onu bilmem. Burada biz bazen şey yaparız, geziye gelen çocuklara deriz sizi bir melek yapalım filan deriz. Onu da şurada yaparız. Papazın çıktığı yer. Onu şöyle diyeyim. Papaz şu çıkkınlığa dingeldiği zaman omuz ve sırtından güneş vurduğu zaman kendini daha böyle yüce heybetli göstermesi için millet burada vaaz ettiği yer diye tabir ederler. Burada kayıtlı olarak Necmettin Erbakan Üniversitesi'ne İlker Metemiroğlu'nun hazırlamış olduğu kitap ve tezlerde köyün altyapı ve üst yapı tez hazırladılar. Sit irdelemesi yaptıklarında bunlar o zaman ben sorduğumda burada 27 tane kilise olduğunu söyledi. Ha, kilisenin kimi var, kimi yok, kiminin kalıntısı var, kiminin yarısı var, kiminin üçte çeyreği var vesaire böyle bir şey var. Bu 27 tane kilisenin içinde en göze değen ve şeydeni bu. Yani bunun değerinde haç üzerine kazınması. Şimdi inşallah Muhammed'le beraber üste çıkınca o meydana çıkacak. Onun için yani dünyada tek değilse de ikinci nadir yani ya zaten tarih kitaplarında iki tane olduğu söyleniyor. Biri Türkiye'de o da Meram Kilisra mahallesinde. İkincisinin nerede olduğunu daha hiç kimse söylemedi. Ha var diyorlar ama ne fotoğrafını gördük. Ne kendini gördük veya şu ülkede dendiğini duyduk. Şu an sadece bilinen burası. Bilinen dünyada benim bildiğim dünyada tek haç planlı yekpare kazınmış kilise bu.
Evet sevgili izleyicilerimiz, geldik bir Erkan'la geziyoruz programının da bu haftada sonuna. Efendim bu hafta sizde nereyi gezdirdik şöyle? Bu hafta Kilistra'daydık. Kilistra'daki tarihi güzellikleri, geçmişte miras kalan güzellikleri ne yaptık efendim? Sizlerle şöyle bir buluşturmaya çalıştık. Gerçekten Kilistra yani anlatılmaz yaşanır diyebileceğimiz güzel yerlerden bir tanesi. Gezi günlüğünüze kesinlikle yazın efendim. Yolunuz düşerse zaten merkeze fazla da uzak bir yerde de değil. Şöyle kesinlikle buraya gelmenizde şu doğayı, tabiatı şöyle bir yerinde görmenizde, şu tertemiz havayı şöyle içlerinize çekmenizde bir fayda var. Bizler bugün efendim Kilistra'yı tadımlık çekebildik. Süremiz nazarında şöyle kısmen de olsa sizlere tadımlık görüntüler halinde sunmaya çalıştık. Ama daha emin olun yani Kilistra'ya gelsek tamamıyla buradan 10 bölümde çıkar, 20 bölümde çıkar ama biz işte şöyle nacizane bir bölüm çıkartmaya çalıştık. Sizleri buraya bekliyoruz. Gelin efendim güzellikleri yerinde görün. Bugünkü gezimizde bizler efendim rehberliğini esirgemeyen efendim köy muhtarımıza canı yürekten teşekkür ediyoruz. Tüm Kilistralı hemşehrilerimize canı yürekten teşekkür ediyoruz. Gerçekten bugün misafirperverliğini bizlerden esirgemediler. Gelirseniz eğer ki sizlerden de esirgemeyeceklerini adım kadar eminim efendim. Bizden bu hafta bu kadar. Bu yolda bana eşlik eden kameraman arkadaşım Muhammed Kalaycı'ya da teşekkür etmeden geçersek yolda birbirimizi yeriz herhalde de Muhammed'im. Yok Muhammed nezaketli çocuk, asla öyle bir şey yapmaz. Bize ayrılan sürenin de burada sonuna geldik efendim. Haftaya farklı bir bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Kapanışta şu güzel görüntüyle sizleri baş başa bırakalım. Hoşça kalın. Diskaroğumuz var, dillere destan. Anlatmakla olmaz, götür hele tarlana bir kullan. Halı gibi dokuyacak tarlanı, gel sen bu sözüme inan. Daha ne düşünüyorsun amcam, al götür tarlana bir kullan. Tarım Öz'ün sunduğu Erkan'la geziyoruz sona erdi.